Ses biraz daha açalım mı? İyi mi? Selma Hanım'dan hazır bekliyorum. Hazır geldi mi? Evet, kıymetli misafirler, sizleri saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Değerli masa mensupları, sizler de hoş geldiniz efendim programımıza. Adanış Kutsal Kavga isimli bir sinema filmi çektik. Türk sinema tarihinin en iddialı, en iyi aksiyon filmini çekmeye karar verdik ve günün sonunda buradayız, sizin karşınızdayız. Atalarının yüzyıllar önce verdiği bir sözü ayakta tutmak uğruna orantısız bir güce karşı savaş veren onurlu, soylu bir ailenin hikayesini izleyeceğiz birlikte. Akıp giden bu dünya hayatının çalışıp çabalayan, talep eden insana vaat ettiği ne varsa bunların hepsini verdiği söz uğruna elinin tersiyle iten bir omurgaya şahit olacağız. Tıpkı bu milletin gençleri gibi, tıpkı tarihten bugüne kadar gelen kahramanlarımız gibi. Onların 21. yüzyıla yansıyan bir sahnesini, bir kesitini birlikte izleyeceğiz. Ben idari yapımcı, senarist ve oyuncu olarak bu projede görev aldım. Ve milletimize, devletimize, gençlerimize, tüm bireylerimize, kadına, erkeğe, her birisinin psikolojisini anlayabildiğimi ve onların psikolojisine hakim olduğumu düşünerek bu senaryoyu yazdım. İnşallah sizlere layık bir proje ortaya çıkmıştır. Sizlerin de katılımınızla iyi sonuçlar almayı umuyoruz efendim. Daha fazla boş yapmayın. Görüşürüz. Filmimizin kıymetli başkanı İsmail Güliz Bey'le mikrofona devrediyorum. İyi akşamlar olsun. Herkese iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Benim oyunculuk kariyerimde aksiyon filmlerinin önemli bir yeri var. Daha önce de bir aksiyon dizisi, Deliler, Fatih Karman yine bir aksiyon filmi ve şu anda Adanış Kutsal Kavga yine bir aksiyon filmi. Aksiyon yapmak Türkiye'de çok zor bir iş ve aslına bakarsanız yapımcıların da çok da tercih etmediği bir iş. Sektörel anlamda riskli bulunuyor. Daha çok komedi ve dram türlerinin Türk sinemasında karşılığı olduğunu düşündükleri için aksiyon filmi içine çok girmiyorlar açıkçası. Tabii ki komedi ve dramın Türk sinemasında yeri tartışılmaz, fakat bu aksiyon filmlerini göz ardı etmemiz gerektiği anlamına gelmiyor. Yapılabileceğini ispatladıktan sonra Türk sinemasında aksiyon filminin karşılığı olduğunu göstermeye çabalayacağız açıkçası. Bu anlamda hazırlığımız çok ciddi bir süreç aldı. Görüntü yönetmenimiz, yönetmenimiz, aksiyon yönetmenimiz ciddi çalışmalardan hepimiz geçtik. Deneme çekimleri yaptık. İyi olduğumuz konuları geliştirmeye, beğenmediğimiz konuları da daha iyi nasıl yapabiliriz tartışmalarını yaptık. Açıkçası bu filmi biz önce masada çektik, daha sonra kayıta girdik. Söylediğim gibi aksiyon işinin yapılabilitesi Türkiye'de çok fazla yokken yapımcımız Baki Bey'e de bu anlamda teşekkür ediyoruz. Maddi manevi oyuncuların her türlü ihtiyacını, filmin her türlü ihtiyacını karşıladı. Yönetmenimiz Elif çok muhteşem bir iş çıkardı. Görüntü yönetmenimiz Ersin, aksiyon yönetmenimiz İlker, herkes cansıkarhane bir şekilde bu işi sahiplendi. Aslında bu iş 2,5 yıl önce yapmak istediğimiz bir görüşmeyi yapıyoruz şu anda sizinle.
2,5 yıl önce bu filmi biz çektik. Vizyona çıkarken maalesef Türkiye'deki ilk Covid vakası açıklandı ve filmi ertelemek zorunda kaldık. Fakat biz bu 2,5 yıl içerisinde büyük bir heyecanla daha iyi nasıl yapabiliriz, bu filmi daha fazla kişiye nasıl ulaştırabiliriz, PR çalışması, herkes elini taşın altına koyarak elinden gelen her şeyin fazlasını yaptı. Seyircilerin bilet alan, bu filme gelip izleyen seyircilerin herkesin verdiği paranın karşılığını alabileceği muhteşem bir iş çıkardığımızı düşünüyoruz. Biz elimizden geleni yaptık. Artık bundan sonra filmi seyirciye emanet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kıymetli misafirler, vefa sevginin devamıdır. Az önce arkadaşlarımın vaktinden çalmamak için olabildiğince hızlı aktarım yapmaya çalıştım size. Yine de çalmış olmayayım ama bu bir vefasızlıkla da sonuçlanmasın. Teşekkür etmeyi unuttuğum kişiler, kimseler olmasın. Filmimizin esas kahramanı onlar çünkü. Adanış Kutsal Tanrı filminin yapımcısı Şener İlhan Beyefendi huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Bu ben filmin hem senaristi, hem idari yapımcısı, hem oyuncusu olarak filmin içinde görev aldım. Ortaya çıkan senaryo kalibresi çok yüksek ve kalitesi çok güçlü bir senaryoydu. Bu noktada doğru isimleri bulmak, onları bir araya getirmek, birleştirmek de çok zor oldu. Ve başlı başına bir sürü zorluklar yaşadık ama şimdi size burada onlar hani bağlayacak değilim. Onlar da bize kalsın. Ama bu zorlu sürecin içerisinde bizi günün sonunda mutlu olacağımız bir sonuçla kavuşturan kahraman Emir Kalilzade'dir. Kendisine çok teşekkür ediyorum yönetmenimize. Bu filmi çektikten sonra 5 yıldır sektördeki bütün yönetmenleriyle yapılan işleri takip ediyorum. Keşke bir tane daha bulsam da belki işi olursa onunla çalışsam diye bakıyorum ama bulamadım. Kendisine çok teşekkür ederim. Aynı şekilde bu filmin en büyük şanslı şanslarından birisi de İlker Can Karagül'ü, aksiyon yönetmenimizdir. Onun da henüz sabahtan beri bütün basın açıklamalarında söyledim. Ama Türkiye'de keşfedilmemiş bir aksiyon yönetmeni olduğunu söyleyebilirim. Genel sanat yönetmenim Cihan Gündüz, görüntü yönetmenim Ersin Gök Beyefendi, İlker Can Karagül'le ve Emir Kalizade ve bu kadar kaliteli ve doğru kalibredeki isimleri bir araya getiren ikinci yönetmenim Yıldıray Yıldırım kardeşine de çok teşekkür ediyorum. biz bu aksiyon filmini çekmeye ilk karar verdiğimizde sektörde ismiyle, adıyla, tecrübesiyle maruf bir takım kişilerle istişarelerde bulunduk ve onlar bize dediler ki bir yapım şirketinin çıkarıysa söz konusu olan korku filmi, komedi filmi ya da aşk filmi çekmeniz sizin için daha garanti sonuçlar doğurur. Aksiyonun sinemadaki karşılığını henüz bilmiyoruz. Televizyonda var ama sinemadaki karşılığını bilmiyoruz. Riskli bir hareket dediler. Fakat ben hitap ettiğimiz kitlelerin, toplumun psikolojisine hakim olduğuma inanıyorum ve asla geri adım atmadım. Çünkü biz bu filmdeki aksiyonun dinamiklerinin kaynağını biliyoruz, tarihimizi biliyoruz. Kendi kalbimizi, kendi içimizi biliyoruz. Bu milletin gençlerinin damarlarında dönen kanı biliyoruz. Hem kadınlarının, hem gençlerinin, hem neslimizin. Onun için aslında dünya üzerinde aksiyon işinin Türkiye'den durulması lazım. Kendi çoktan geri kalmışız. İnşallah bu filmde bu işin bir millet olur efendim. Size de saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlarımız sorular soracaklarmış. Bana sormayın. Biz bana teşekkür olmaya başladı yavaş yavaş. Diğer oyuncularınızı sorun lütfen. Buyurun arkadaşlar. Yani şöyle, Vakit Bey'in de bahsettiği gibi çok iyi bir ekip biz çalıştık. Aksiyon yönetmenimiz İlker sağ olsun çok güçlü bir stand ekibi kurdu. Ve biz de gerekli eğitimleri aldıktan sonra 2-3 ay kadar süren eğitimlerden sonra yönetmenimiz Elim'le beraber gayet güzel bir çıkardığımıza inandım. Sinanlı ve yakın mevcut eğitimleri aldık. Bunu da sahnede güzel bir şekilde göstermeye çalıştık. Yok, filmde dublör kullanılıyor. Oyunculardan kimse dublör kullanmıyor. Hepsi İstanbul'da oluyor. Evet, çekimlerimizin hepsi İstanbul'da. Başkanım.
Baki Bey. Baki Bey, size soru var. Hazırsız bana soru soracakken ben bir teşekkür etmemesi daha yapsam ayıp olur mu? Buyurun. Filmimizin müziğini baştan sona büyük bir emekle, özenle yapan ve hiçbir revize vermemize gerek kalmadan yaptığı şekilde teslim aldığımız Tamer Soyer'den beyefendi ve İlker Yurtcan beyefendiye teşekkür ediyorum. Bana da hoşçakalın. Çok sağ olun. Esra hanımefendi de diğer oyuncu arkadaşlarımız gibi filme ciddi anlamda katkı sağlamış, filmi sahiplenmiş, aile terbiyesini güzel almış, sen ahlakı oturmuş, kaliteli bir kardeşimizdir, severiz. İletişim tırtıklarımıza devam ediyor. Fakat Esra hanımın yurt dışında bir reklam çekimi olduğu için oraya gitmek durumunda kaldı. Ekmek parası arkadaşlar, yapacak bir şey yok yani. Vizyon tarihimizin değişikliği sebebiyle olduğunu da söyleyeyim isterseniz. Tabii, yani, şöyle bizim takvimimizde de sürekli bir gitgeller olduğu için Esra'nın bize göre programın ayarlaması da pek mümkün değildi. Ama biz çok iyi arkadaşız, birbirimizi çok seviyoruz. Buna gereğinden fazla ağırlar yüklemenin bir anlamı yok. Esra'ya da söz söylediğinden bana bize söyledik, bunu söylemez yani. Teşekkür ederiz. Oyuncularımızı 5 dakika timsi alalım. Seyircilerimizi salona. Ha? Salonlara geçebilirsiniz. Salonlara geçebilirsiniz. Ben şimdi arkadaşlar salonlara geçebilirsiniz. Biraz daha sonra maçın sağlığı. Ayrıca dağılıyor. Film başlamadan önce küçük bir duyuruda bulunmak istiyoruz. Film boyunca sinema salonunda fotoğraf veya video çekmemiz için önemli rica ederiz. İzleyin.